Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle standart olmayan uzunluk ölçüleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Haydi başlayalım. Ağaçları kısadan uzuna doğru sıralayınız. Resmi incelediğimizde en kısa ağaç ortadaki ağaçtır. En uzun ağaç en baştadır. O zaman ortadaki ağaç en başa, en baştaki ağaç en sona ve en sondaki ağaç ortaya gelecektir. Binaları en uzundan en kısaya doğru sıralayınız. Bizden soruda binaları en uzundan en kısaya doğru sıralamamız isteniyor. En uzun bina en baştaki bina. En kısa bina ortadaki bina. Sıralamamızın doğru olması için en sondaki bina ile ortadaki bina yer değiştirirse binalar uzundan kısaya doğru sıralanmış olacaktır. Hayvanları soldan sağa en uzundan başlayarak sıralayınız. Hayvanları incelediğimizde en uzun hayvan zürafa, sonra fil, daha sonra goril, kaplan ve en kısa hayvanımız tavşan çocuklar. Hayvanlarımızın yerlerini değiştirirdiğimizde sıralamamız doğru olacaktır. Çocukları uzundan kısaya boy sırasına göre sıralayınız. Çocuklardan en uzunu turuncu saçlı çocuk. En kısa olanı gözlüklü olan çocuk. Yerlerini değiştirelim. Sıralamamız hala doğru olmadı çocuklar. Çizgili tişörtlü çocukla yeşil tokalı çocuğun yerini değiştirelim. Şimdi sıralamamız doğru oldu. Kitapların boyu kaç ataç boyudur? Gelin ölçelim. 1 2 3 4 5 Kitapların boyu 5 ataç boyudur. Çantanın boyu kaç birim küptür? 1 2 3 4 5 6 7 8 Çantanın boyu 8 birim küptür. Kalemin boyu kaç açacak boyundadır? 1 2 3 4 5 6 Kalemin boyu 6 açacak boyundadır. Ev ile pazar arasındaki uzaklık hangisiyle ölçülür? Adım, karış, kulaç Ev ile pazar arasını karışla ölçemeyeceğiz. Kulaşla ölçmek de zor olacaktır. En uygun olan adım olacaktır çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal uzunluk ölçüsü olan parmağı ifade etmektedir? İlk resmimiz parmağı göstermektedir. İkinci resmimiz kulacı. Üçüncü resmimiz karışı göstermektedir. Bizden parmağı göstermemiz isteniyor. İlk resmimiz parmağı göstermektedir çocuklar. Aşağıdaki görsellerden hangisi ayak ölçüsünü göstermektedir? İlk resmimiz kulaçtır. İkinci resmimiz adım. En son resmimiz ayak ölçüsünü göstermektedir. Bizden de ayak ölçüsünü istediği için en sondaki resmimiz doğru olacaktır. Aşağıdaki doğal uzunluk ölçülerden hangisi kulacı göstermektedir? İlk resmimiz kulacı göstermektedir çocuklar. Ceren bahçenin boyunun uzunluğunu doğal uzunluk ölçülerini kullanarak ölçmek istiyor. Hangi uzunluk ölçüsünü kullanması daha doğru olur? Ayak, adım, karış. Ceren'in bahçenin boyunu ölçmek için kullanacağı en uygun doğal uzunluk ölçüsü adımdır çocuklar. Sınıfımızın kapısının boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A 6 parmak, B 5 karış, C 2 kulaç. Sınıfımızın kapısının boyu 6 parmak olamaz. 5 karış da olamaz çocuklar. En uygun cevap C şıkkı 2 kulaç olacaktır. Ceyda kitabının 2 karıştan biraz büyük olduğunu fark etti kitabın kalan kısmını hangisiyle ölçmesi daha uygun olur? A. Kulaç B. Karış C. Parmak Ceyda kitabının iki karış olarak ölçmüş. Geriye kalan kısım karıştan küçük bir ölçü olmak zorunda çocuklar. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı parmak olacaktır. Nermin sınıf tahtasının uzunluğunu 18 karış, Neşe ise 21 karış olarak ölçüyor. Nermin ve Neşe'nin farklı sonuçlar bulmasının nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir? A. Sınıf tahtasının uzunluğunu adımları ile ölçmemeleri. D. Nermin'in karışının Neşe'nin karışından uzun olması. C. Sınıf tahtasının uzunluğunu kulaçları ile ölçmemeleri. Doğru cevabımız B. Nermin'in karışının neşenin karışından uzun olması. Resme göre Ali'nin boyu Can'ın boyundan ne kadar uzundur? A. Bir karış iki parmak. B. iki karış iki parmak. C. iki karış. Resme baktığımızda Ali'nin boyu Can'ın boyundan iki karış kadar uzundur çocuklar. Doğru cevabımız C şıkkı iki karış. Hasan odasının boyunu 12 adım olarak ölçüyor. Annesi odayı adımıyla ölçerse aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulabilir? A 10 adım, B 13 adım, C 14 adım. Hasanın adımları annesinin adımlarından daha küçük olduğu için annesinin daha az adım atması gerekir. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkı 10 adım olacaktır. Gökhan ve Burak sınıfın boyunu ölçerken Gökhan 11 adım, Burak ise 10 adım bir ayak olarak ölçüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Gökhan'ın adımı daha büyüktür. B. Burak'ın adımı daha büyüktür. C. Burak'ın adımı daha küçüktür. Çocuklar doğru cevabımız Burak'ın adımı daha büyüktür. Çünkü Burak daha az adım atmıştır. Metehan 3 farklı boyda masayı ölçüp aşağıdaki değerleri buluyor. Hangi masa daha büyüktür? A 5 karış 3 parmak, B 2 kulaç 1 karış, C 1 adım 1 ayak. Çocuklar, en büyük doğal uzunluk ölçümüz kulaç olduğu için doğru cevabımız B şıkkı 2 kulaç 1 karış olacaktır. Aşağıdaki doğal ölçüler hangi seçenekte küçükten büyüye doğru verilmiş? A. Kulaç, ayak, adım, parmak B. Parmak, adım, kulaç, ayak C. Parmak, ayak, adım, kulaç Doğal uzunluk ölçülerini Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda en küçük doğal uzunluk ölçümüz parmak, daha sonra ayak, sonra adım ve en uzun doğal uzunluk ölçümüz doğal olarak kulaç olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı parmak, ayak, adım ve kulaç çocuklar. Halımızın boyu 19 ayak, eni ise 10 ayak geliyor. Halımızın boyu ile eni arasındaki fark kaçtır? Gelin verilen bilgileri yerine yerleştirelim. Halımızın boyu 19 ayak, eni ise 10 ayak. Bizden halımızın boyu ile eni arasındaki farkı isteniyor. Halımızın boyu 19 ayak, eni 10 ayak. Farkımız ise 9 ayak olacaktır. Boyu 12 adım gelen bir bahçenin boyunu 6 adım daha uzatırsak bahçenin yeni boyu kaç adım olur? Bahçemizin boyu 12 adım. Bizden 6 adım daha uzatmamız isteniyor bahçeyi. 6 adım daha uzatırsak bahçemizin yeni boyu 18 adım olacaktır. Annemin kitabının boyu 16 parmaktır. Benim kitabımın boyu 8 parmak ise annemin kitabının boyu benimkinden ne kadar fazladır? Annemin kitabının boyu 16 parmak. Benim kitabımın boyu 8 parmak. Annemin kitabının boyu benimkinden 8 parmak daha fazladır çocuklar. Sıramın uzunluğu 8 karıştır. Öğretmenimin masasının uzunluğu benim sıramdan 4 karış fazla ise öğretmenimin masası kaç karıştır? Sıramın uzunluğu 8 karış ise Öğretmenim masasının uzunluğu da benden 4 karış fazla olacağı için öğretmenimin masası 12 karıştır çocuklar. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere çocuklar.